Bu zevk canavarı bak böyle ya. Bazılarında böyle. Hiç esneyemiyor. Sürekli burada. Bazılarında da şöyle. Şunun ucunu tut. Bu böyle biraz kendini tutar gibi oluyor. Esniyor. Sonra vın geri geliyor hemen. Sonra ya kendimi tutacağım diyor. Üç gün iradeyle oluyor oluyor. Sonra şak diye geri geliyor. O yüzden sizin bağımlı olup olmadığınızı nasıl test edersiniz? Basit bir testi var. Bir şeyi bu yazdınız ya olmadığında sinirleniyor musun? Ya sıkılıyorum hocam ya. Yapıyorsun. Mesela ah diyorsun bırakıyorsun sonra. İşte bak bağımlılık... Hani sinirlenenler de mutlaka vardır ama daha çok mesela sıkıldığın zaman... Bağımlılığın dereceleri var. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bağımlılığın dereceleri var. Böyle künt bağımlılar var. O olmadan olamayan tipler var. Bir de şöyle bağımlılar var. Esneyebilen. Bunlar hemen söz veriyor geri alıyor. Söz veriyor geri alıyor. Geri kaybediyor. Söz veriyor geri kaybediyor. Mesela kişinin beynini bak burada kritik ruminasyon sendromu. Beynini ne kadar alıştırdığınla ilgili. Mesela okey bağımlısı ya da tavla bağımlısı gördüm ben. Adam akşam olunca aklına geliyor hemen yapma isteği geliyor. Canavar ortaya çıkıyor. Sen şimdi mesela ben evin erkeğim bu canavar çıktı. Şimdi anlat bana çocuklarla ilgilen falan böyle yardım isteyen Zafer, bir kadın bir tane ol. Çocuk küçük oğlanın dersleri çok kötü. Bak söyleyeyim sana baba olarak sen de hiç ilgilenmiyorsun. Geliyorsun hemen hop gidiyorsun. Ya nasıl ilgilenmiyorum çocukla görüşeceğim ben geleceğim ya. Ne zaman geleceksin? Bir yarım saatte geliyorum Zafer, dedim. Okul bak, bitti okul. Gördün mü? Bak Mayıs ayına geliyoruz. Bak, sen yoksun hemen hala. Hemen hop buraya geldim. Bu canavar devreye girdi. Anlatabildim mi? Bu ilk başta hiç kimse bir anda böyle bağımlı olmaz. Şimdi onu nasıl durduracağımızı konuşalım ama bir telefonumuz var hocam. Olur. Lütfen siz de bizi arayın. Bağımlılıkla ilgili sormak istediğiniz ne varsa sorun. İradenizi nasıl güçlendirebilirsiniz? Bizi nereden arıyor seyircimiz? Alo. Alo merhaba. Hoş geldiniz. Alo merhaba iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurunuz hoş geldiniz. Size çok seviyorum. Her şeyden önce bunu söylemek istiyorum. O kadar güzel bir program yapıyorsunuz ki gerçekten her anlamda yani bir birey olarak bütün hani ruhsal ihtiyaçlarımıza cevap veren çok sağ olun. Program. O yüzden gerçekten canlı yayınlar. Çok teşekkürler. Teşekkür bize olan sevginizi zaten reytinglerde belli ediyorsunuz. Ben çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Evet. Hemen sorunuzu alalım. Sorum şu, aslında benim her şeyden önce bunu yani sorumu sormadan önce bir ilginç bir hikayem var. O da şu, ben hayatı tersten yaşayan biriyim. Şöyle, daha önceden çok küçük yaşta bir evlilik yaptım ve yani bir hani kadın hakları hukuk çerçevesinde bir yani anne olarak annem çok gerçekten çok fazla şeye göğüs gerdi diyebilirim. Bir 33 yılını buna feda etti diyebilirim. Ve gerçekten ama bizler hepimiz kardeşlerimle beraber okuduk. Bir yerlere gelmeye çalıştık. Kız kardeşim hekim oldu. Ben maliyeciyim ama aynı zamanda hukuk fakültesini kazandım. Ne güzel. Erken yaşta bir evlilik geçirmek zorunda kaldım hani bu dönemde. Ve ikinci üniversitemi 28 yaşında kazandım. Hukuk bölümünü kazandım. Yalnız tabii bütün bunlarla beraber hayatın getirmiş olduğu bazı yorgunluklar ve ruhsal deformasyonlar vesaire bunları hissetmeye başladığım bir dönem oldu şu an açıkçası. Şu an ders çalışmak zorundayım. Fakat ben yani nasıl söyleyeyim her zaman ders çalışamıyorum. Bu yaşlarda şimdi mı daha bir zor? Soru. Ya da duralım. Evet. Anladım. Anladım bir soru. Ders çalışma karar verdiğinizde araya neler giriyor? Ne engelliyor sizi? İnternet, diğer... Facebook, bir sosyal medya bilmem ne engelliyor? Aslında internet yani Facebook falan değil de daha çok mesela diğer yapmam gereken şeyleri düşünüyorum. Mesela nedir diğer yapmanız gereken şeyler? Mesela çok alakası olacak mesela bulaşık yıkarken bulaşık yıkarken mesela ders çalışıyorum. Ders çalışırken aklımdan işte hiç mesela spor yapmadığım falan geliyor aklıma. İşte ya da ne ders, bileyim, tam derse oturduğunuz sürede evet. Böyle aklınıza başka olaylar takılıyor ve siz aynen. de
adapte olamıyorsunuz. Yani burada diyorsunuz evet. ki ders çalışmakla iradesiz bir döneme girdim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hocamıza soracağız. Çünkü çocukların bu ders çalışma konusu çok önemli. Büyüklerin de öyle. Yavaş yavaş biliyorsunuz yıl sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sınavlar falan var. Çocuklarımızın iradesini bir güçlendirelim bakalım. Gerçi çocuğun iradesini her konuda güçlendirmek gerekiyor. Ne yapıyorsunuz hocam? Şimdi size bir şey anlatacağım da. Ne yaptınız hocam şimdi? Suyu renklendirmeye çalıştım. Renklenmedi. İçine attım. Bu kiminse gitti ha şu an. Tamam, renklendirdiniz zaten. Bütün boyayı attı içine. Ne yapayım Nur? Renklenmedi. Şimdi bak size bir şey söyleyeceğim. İrade yorgun bu hanımefendinin ve diğer hanımefendilerin, erkeklerin, beyefendilerin söylediği şey irade yorgunluğu sendromu diye bir şey. Roy Baumeister diye bir adamın bir çalışması. Bak şimdi size bir şey göstereyim. Yok şuna. Nur elini uzatır mısın? Bu çok ağır bir şey arkadaşlar. Yaklaşık 5 kilo civarında. Hocam ben biraz dağıldım biliyor musunuz? Konuyu toparlamaya çalışıyorum. Elini uzatır mısın bana? Dikkat edin buraya. İrade yorgunluğu sendromu bu. Şimdi size bir teknik vereceğim. Bu konuları çok kolay çözeceksiniz. Bunu taşıyalım Nur. Bu ne biliyor musunuz? Sizin bulaşık yıkamanız, sizin çamaşır yıkamanız, sizin spor yapmanız, sizin diyet yapmanız, sizin bir sürü şey. Kolun yorulunca, zonklamaya başlayınca söyle. Başka şeyler sabaha de var da çekin. Sabaha kadar zonklamıyor hocam. Ya. Hiç kimsenin... Yo, zonklamıyor. Kolu, hayır. Hiç kimsenin kolu o kadar güçlü değildir. Yo, zonklamıyor. Şimdi birazdan görürüz zonklamayı. Nur Viral, biz çok gördük böyle kolum güçlü diyen insanları. Kadın canavarmış. Güzel. Güzel. Sizce ne kadar tutabilir? O tutmaya devam etsin, siz söyleyin. Bırakmak zorunda. Kolu yorulacak. Laktik asit dengesi değişiyor. Olmuyor Şu hocam. Şu an bitti. Olmuyor. Görürüz olmuyor. Şimdi bilim bize diyor ki, bilim bize diyor ki, siz belirli bir yükleri, iradeniz kas gibidir. Belirli bir yükleri yüklerseniz beyninize, esas yapmanız gerekeni yapmaya enerjiniz kalmaz diyor. Anlatabildim mi? Bu hanımefendi ne diyor? Muhtemelen bu derse oturmadan önce bir sürü şeyle uğraşıyor. Doğru, ben şimdi direkt buna kanalize oldum biliyor musunuz? Bunu taşımaya. Bir de Serde rezil olmamak var ya. Evet. Zafer Hoca'ya. Ne oldu? Yo, daha taşıyorum, taşıyorum hala. Yüzüne yakın çek yönetmen, torpil geçme. Yo, taşıyorum. Nasıl? Sizce yoruldu mu Nur Viral? Yüzünü yakın çeksin, rengin değişiyor Nur Viral, rengin değişiyor. Bak irade, görüyor musun? İradesini yoruyoruz bununla. Hocam azıcık ha. Dur, oh. Dur, elini uzat, elini uzat, kaldır, oh. indirme. Nur Viral'in iradesini yordu. Sonra dedik ki Nur Viral ders çalış, daha hafif bir şey. O yorgun kola, bu da çok yorgun olacak. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu bile ağır geliyor şu anda. Anlatabildim mi? Ay. Buna irade yorgunluğu sendromu deniyor. Roy Baumeister diye bir bilim adamı diyor ki, eğer diyor, bir işi yapmakta zorlanıyorsanız daha önce kolay şeyleri yapın. Bütün enerjinizi esas yapmanız gereken şeye saklayın diyor. Mesela bak, öğrencilerin en büyük hatası, ben size söyleyeyim. Literatürize bir bilgi bu. Spor yaptıktan sonra ders çalışan çocuklar başarısız oluyor. Oyun oynadıktan sonra, bilgisayar oyunu oynadıktan sonra ders çalışan çocuklar başarısız oluyor. Film izledikten sonra ders çalışan çocuklar başarısız oluyor. Önce Nur'un elini neyle yormalıyız? Şundan. Sonra bu ağır mevzulara geçmeliyiz. Biz bir tanesinde bu kadar çöktü Nur'un iradesi. Biz çekici koysaydık, bilmem neyi ekleseydik, onu bunu ekleseydik, Nur'un kolu titremeye başlayacaktı. Hepimiz için böyle. Bizim yaptığımız bu hanımefendinin de en büyük hatası ne biliyor musun Nur? İrade şöyle pil gibi. Bakın şuna. Pil gibi.
Bunu böyle koydukça bitiyor. Görüyor musunuz bunu? Profesör Doktor Kelly McGannell diye bir adam diyor ki bunu çözmenin tek bir yolu var diyor. Birincisi önceliklendirirken iradenizi yormayacak yapmanız gereken şeyden başlayın. İkinci çok önemli bir şey daha söyleyeceğim şimdi. Parçaya bölün yapmanız. Mesela dersi bu hanımefendi vardı ya araya. Dersi 5 parçaya bölün. Her parçaya küçük ödüller koyun diyor. Aa. Bu canavara bir parça bir et vermeden olmuyor. O yüzden yüksek dozajlı iradi olarak gaza gelip söz verenler hiç tutamıyor sözlerini.